Hocam ülkemizdeki ölümler araştırıldığında bunların birçoğunun kalp krizi ve kalp sorunlarından dolayı gerçekleştiği görülmekte. Ve kalp sorunu yüzünden ölümlerin bu kadar fazla olduğu bir zamanda da kalbe iyi bakmak, kalbimize iyi bakmak son derece önemli bir hale geliyor. Eğer değerli izleyenler, buradan size sesleniyoruz, kalbinizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız en kısa sürede doktora başvurmalısınız. Şimdi kalp sorunlarının teşhisinde kullanılan anjiyonun nasıl yapıldığını, çünkü kulağa gerçekten bazen ürkütücü gelebiliyor, buna, bu işleme canlı yayında şahit olacağız. Muhabir arkadaşımız Ayça Çalışkan şu anda doktorumuzun yanında. Söz sizde. Buyurunuz. Merhaba. Ayça cevap verene kadar birkaç şey daha söyleyelim. Evet. Kalp hastalıklarının ölümlerde Avrupa'da birinci sıradayız. Birinci sıradayız. Evet. Kalp hastalıklarında. Evet. Günaydın. Günaydın, dinliyoruz sizi. Evet. Evet, şu anda Anjiyo laboratuvarındayız. Yanımızda doçent doktor Alp Burak Çatakoğlu bulunuyor. Birazdan burada canlı anjiyo uygulamasına şahitlik edeceğiz. Hocam, hemen sormak istiyorum, nasıl bir uygulama yapacağız? Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum anjiyo laboratuvarımıza. Burası Türkiye'de pek çok hastalığın tedavi edildiği yer. Bir tek kalp kırıklıklarını tedavi edemiyoruz burada ama çoğu hastalık hani kalple ilgili burada tedavi edilebiliyor. Ben size çok kısaca ekibimi de tanıtmak istiyorum. Sayın Erman Tekin, Çiğdem Çakmak, Elif Seda Taşçı, Nurşen Ormancı, Ahmet Bey, Hakan Kumaş, güçlü bir ekip burada çalışıyor. Peki. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Az sonra anjiyo uygulaması yapılacak hastamıza. Öncelikle sormak istiyorum, hangi şikayetlerle başvurdu hastamız size? Şimdi şunu vurgulamak lazım. Her zaman bir kalp şikayeti olmayabiliyor. Kalp hastaları bazen çok sessiz seyredebiliyor ve maalesef karşımıza bir kalp kriziyle çıkabiliyor. Bizim hedefimiz 21. yüzyılda kalp hastalarını daha erken evrede yakalayabilmek, herhangi bir şikayet oluşmadan yakalayabilmek. Ama tipik şikayetleri nedir derseniz en sık karşılaştığımız yakınma göğüs ağrısıdır. Ancak bu hastamızı anlatmam gerekirse bu hastamızda çok tipik bir göğüs ağrısı yok. Çünkü şeker hastası ve şeker hastalarında göğüs ağrısı olmayabiliyor, kendini çok maskeleyebiliyor. Biz bu hastamızı kalpten kalbe denilen özel bir tarama projesinde özel bazı testlerle yakaladık. Ve burada bizim ilk karşılaştığımız şey hastamızın hem şekerinin hem yüksek tansiyonun hem de kolesterolünün olması. Bunun yanında yaptığımız bazı testler, özellikle kalsiyum skoru denilen özel bir tomografik yöntemle çok yoğun miktarda kalsiyum içerdiğini, damarların kireçlendiğini gördük. Ve bunun üzerine efor testi yapıp orada da şüpheli bir takım bulgularla rastladık ve anjiyoya karar verdik. Peki şu anki durumu nasıl hastamızın? Şu anda gayet rahat, konforlu. Dün gece rahat bir uyku ile geldi ve sabah... Aslında hemen sormak istiyorum hastamıza, izniniz olursa hocam. Nasıl hissediyorsunuz, nasılsınız? Teşekkür ederim, şu anda çok iyiyim. Evet, az sonra canlı yayında anjiyo olacaksınız. Heyecan var mı? Yok maalesef. Değil sağ olsun de. Doktorunuz o konuda bizi iyi telkin etti. Evet, zaten güveniyoruz değil mi? Türk doktorlarına evet, emanet olduk. Bizim için çok önemli. Yani hastanın yüksek moralle gelmesi laboratuvara çok önemli. Biz onun motivasyonu için öncesinde zaten hastamızı mutlaka hazırlıyoruz. Anjiyo tekniğinde biz mutlaka sedasyon denilen hafif rahatlatıcı ilaçlarla da hastayı rahatlatarak laboratuvara alıyoruz. Peki hocam nasıl bir uygulama yapacağız? Bugün yapacağımız şey el bileğinden koroner anjiyografi. Buna radyal anjiyo diyoruz biz kendi dilimizde. Farkı normal standart klasik anjiyo kasık bölgesinden yapılır. Femoral arter denilen oradaki bir atar damardan yapılır. Biz burada hastalarımızın %90'ını ve bu hastamıza da radyal arter dediğimiz el bileğinde bulunan bir atar damardan kalbe ulaşarak kalbi besleyen koroner damarlarının filmini çekeceğiz. El bileğinden dediniz. Sanırım başka uygulamalar da yapılıyor. Neden özellikle el bileğini tercih ettiniz? El bileğini tercih etmemizin sebebi el bileği hasta için çok konforlu. Eğer doktor da bu işleme alışıksa, tecrübeliyse el bileği doktor için de çok konforlu. Çok sık uygulanan bir yöntem mi Türkiye'de? Türkiye'de henüz çok sık değil ama yaygınlaşacağı konusunda hiç şüphem yok. Çünkü hastalar da artık bunu talep eder oldular. Çünkü hasta 6 saat, 12 saat yatakta hiç hareket etmeden yatmak istemiyor.
bir takım doğal ihtiyaçları var. Tuvalete kalkmak istiyor, yemeğini oturarak yemek istiyor, yatak içerisinde hareket etmek istiyor anjiyodan sonra. El bileğinden yaptığımız zaman bu işlemi hasta oturabiliyor. Anjiyo masasından yürüyerek ayakta gidebiliyor ve 3 saat sonra da eve gitme gibi bir şansı var. Ve komplikasyon oranları da el bileğinden yapıldığında çok çok düşük. Hocam başlayalım mı hemen? Evet, müsaade sizin hocam. Ben çok kısaca size ilk giriş malzememizi göstermek istiyorum. El bileğinden anjiyo yapmamıza yarayan şey bu kateterler. Aynı hani bir kan testi yapar gibi, bir koldan kan alırmış gibi çok ince bir iğneyle atar damara girip sonrasında saç teli inceliğinde bir telle ilerleyip sonrasında da bir plastik kanül yerleştiriyoruz. Bu çok yumuşak ve oldukça ince. Biz özellikle şu anda dünyada kullanılan en ince kateterleri tercih ediyoruz hastanemizde de. Bu normalde bebeklerde anjiyografi ve kateter işlemleri yapılması için kullanılan cihazlardır. Bebeklerde kullanılan bu ince cihazları yetişkinlerde kullandığınızda bu işlem çok konforlu ilerleyebiliyor. Biraz sonra siz de göreceksiniz. Hocam anestezi var mı peki? Genel anestezi uygulamıyoruz. Lokal anestezi ile yapılıyor. Lokal anesteziyi de el bileğine uyguluyoruz ve burada herhangi bir ağrı sızı hissetmemesi için öncelikle bu bölgeyi uyuşturuyoruz. Bana el bileğinden geçişi gösterirseniz sevinirim. Bu ekranda da izliyoruz hocam değil mi? Hastamızın kalp damarları nasıl olduğunu. Şimdi o siyah ince saç teli gibi gördüğünüz telle bu atar damarı takip ediyoruz. Ve takip ederken bunu aynı zamanda ekranda da izleyerek bu geçişin ne kadar güvenli olduğunu test ediyoruz. Gördüğünüz gibi gayet rahat telimiz el bileğinden kola, koldan omuzumuza kadar ilerledi. Ve sonrasında da daha aşağıya doğru ilerleyeceğiz. Kateterimi görmek istiyorum. Yukarı doğru takip edelim. Hastamız da izliyor bir yandan yaptığınız evet. Uygulamayı. Genellikle çok tabii merak ediyorlar çünkü onlar için en önemli konu aslında anjiyo işleminden ziyade çıkacak sonuç. Umuyorum ki hastamıza iyi haberler vererek sonuçlandıracağız. O konuda şüphem yok. Ancak bir hastalıkla karşılaşırsak da bunu erken saptadığımız için hastamızı ileride bir enfarktüs riskinden, bir kalp yetmezliği riskinden de umuyorum ki korumuş olacağız. Evet. Hocam peki çıkan sonuca göre farklı gerekli tıbbi müdahaleler de yapılabiliyor değil mi bu evet. Anjiyonun ardından? Genellikle yanılmayı aslında istiyoruz. Yani anjiyografiyi aldığımızda diyoruz ki umuyorum ki öncesinde yaptığımız testler yanılıyordur ve tertemiz çıkar diye o ümitle giriyoruz ama biliyoruz ki testler genellikle yanılmıyor. %10 civarında çoğu testin yanılgı payı vardır bu anjiyo öncesinde yapılan testlerin. Ancak tabii yanıldığını da görüyoruz bazen çok güzel damarlarla da karşılaşabiliyoruz. İlk ümidimiz bu ama bir darlık varsa o zaman karşımıza ya bir stent ihtimali çıkıyor ya da bir bypass ihtimali çıkıyor ki bunlar da günümüzde gayet modern yöntemlerle uygulanabiliyor. 20'yi alabilir miyiz görüntüyü? Şimdi ekranda biraz sonra kalp damarlarını göreceksiniz. Bir özel boya maddesi vererek nedir hocam bu çıkan ekranda gördüğümüz damarlar? Görebiliyorsunuz. 5 farklı pozda alıyoruz görüntüyü. Filmleri çekiliyor şu an. Aynı ağaç dallarına benzer içi boyanan damarları, koroner damarları görüyorsunuz. Kalbimizde hem solda hem sağdan çıkan koroner damarlar var. Sol tarafı besleyen 2 büyük koroner damar var. Şimdi onları görüntülüyoruz. Önce sol taraftan başladık. Nasıl peki hocam? Şu an hastamızın durumu ne görüyorsunuz? Tüm görüntüleri almadan genellikle yorum yapmak istemiyorum. Ama öncelikle sağlıklı tüm görüntüleri farklı pozlardan, farklı açılardan almak gerekiyor. Son yorumu genellikle tüm görüntüleri gördükten sonra yapmakta fayda var. Up ekranı ya.
peki hocam, kalp sağlığı konusunda dikkat etmemiz gereken şeyler var. Evet. Anjiyodan önce söylediğiniz 40 yaş üstü yılda bir kere mutlaka test yaptırması gerekiyor değil mi? 40 yaş üstü bizim artık kalp damar hastalıklarının çok daha net, gözle görülür halde karşılaştığımız yaşlar oluyor. Biz biliyoruz ki kalp damar hastalığı aslında 20 yaşında başlıyor. Çünkü yapılan araştırmalar 20 yaşında anjiyografi ve damar içine ultrason yapılmış kişilerde kalp damarlarının hasarlanmaya başladığı, yağlanmaya başladığını ve bunun aslında insan doğasında bir doğal süreç olduğunu çok net olarak göstermiş. Çünkü 20 yaşındaki kişilerde biz biliyoruz ki çoğunda hani yüksek kolesterol yok, şeker hastalığı yok, yüksek tansiyon yok ama buna rağmen kalp damarlarının yağlanıyor olması, bu hadisenin aslında çok genç yaşlarda başlıyor olması bunun bir doğal süreç olduğunu bize gösteriyor. Evet sevgili Osman hocamla biz gözlerimizi ayırmadan izledik. Çok büyük geçmiş olsun ve çok teşekkür ediyoruz sevgili doçent doktor Alp Burak Çatakoğlu ve ekibine ve cesur hastamız Ahmet Bey'e. Kalbimiz diyor. İnanılmaz.